Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Birinci dönem ikinci yazılıya hazırlık yapıyoruz. Hatırlarsanız birinci yazılıya da birlikte hazırlanmıştık. Umarım bu sınavlarınız güzel geçmiştir. Şimdiki sınavımızın da güzel geçeceğine inanıyorum arkadaşlar. Şöyle bir konu tekrar yaptıktan sonra bu soruları lütfen çözün. Açıklama kısmına PDF olarak ekleyeceğim. Ee, Kendiniz çözün arkadaşlar. Daha sonra benim çözümlerime bakarak doğru yanlışlarınızı hesaplayabilirsiniz. Kendinizi bir sınava alabilirsiniz. Aslında eğer temeliniz varsa yani hocanızı iyi dinlemişseniz ve daha sonrasında soru çözmüşseniz temeliniz varsa direkt buradan da e, çalışarak aslında bir hazırlık yapmış oluyorsunuz. Onu da belirtmek isterim. Kalıtımın e, soy ağaçlarına kadar arkadaşlar kalıtımda soy ağaçlarına kadar biz burada işleyeceğiz konularımızı. Hadi bakalım. Bu arada dediğim gibi pdf'yi açıklama kısmına ekleyeceğim. Haberiniz olsun. Hemen başlayalım. Diyor ki bir hücrenin e, iki bölünme arasında buraya yazmamışım arkadaşlar. Şurası bölünme olacak. İki bölünme arasında geçirdiği zamana biz ne diyoruz? Hücre döngüsü diyoruz. Cevabımız hücre döngüsü olacak. İnterfaz nokta nokta evrelerinden oluşur. İnterfazı biz 3 evrede işliyoruz. Nedir bunlar? G1 ve G2 evreleri arkadaşlar. 3 tane evreden oluşuyor interfaz evresi. DNA'ya özgü bir nükleotit dizisinden oluşan, kalıtsal bilgiyi taşıyan birime biz ne diyoruz? Gen bölgesi diyoruz. Hatta gen bölgeleri bizim kalıtsal bilgimizi belirleyen bölgelerdir. Mesela göz rengini belirleyen genler, daha sonra saç şeklini belirleyen genler bu bölgeler nedir? DNA'ya özgü olan bir nükleotit dizisinden oluşan bölgelerdir. Ökaryotik bir hücrenin kromozomunu oluşturan DNA ve protein kompleksine ne denir? Arkadaşlar DNA ve protein kompleksine biz kromatin iplik veya sadece kromatin de diyebiliriz. Kromatin diyoruz. Bir kromozomda böl ne yazmışım burada acaba? Bir dakika. Şuraya yanlışlıkla bölünme de yazmışım arkadaşlar. Bunu fark etmemişim. Kusura bakmayın. Şöyle. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölgeye biz ne diyoruz? Sentromer bölgesi diyoruz. Sentromer. Bakın size bir kromozomun yapısını göstereyim. Şöyle bir kromozom olduğunu düşünün. Bu kromozomda kardeş kromatitleri bir arada tutan şu bölgeye biz sentromer bölgesi diyoruz. Sentromer bölgesi şunlarda nedir zaten kardeş kromatitlerdir. Kardeş kromatitler eşlenmiş DNA'lardır arkadaşlar. Unutmayın ikisi de aynı özellikleri taşır. Hücre bölünmesinde en uzun süren evre tabii ki interfaz evresidir. Interfaz evresi diğer evrelerden daha uzun sürer. Şöyle düşünün. 20 dakikalık bir hücre bölünmesini düşünün. Bunun 15 dakikası interfazda geçen, Geriye kalan 5 dakikası da hani şu bizim işlediğimiz profaz, metafaz falan evreleri var ya. 5 dakikada burada geçiyor. Yani en uzun süren evre interfaz evresidir. Mitoz evreleri sırasıyla nedir diye sormuş. Arkadaşlar mitoz evresini biz ipmat diye kodlayabiliriz aslında ipmat. Buradaki interfaz, interfazı anlıyorum çünkü interfaz mitoza girmiyor. Mitoz geriye kalan kısımlardır. Profaz, metafaz, anafaz ve telofaz evreleridir arkadaşlar. E, mitozun evreleri. Kromozomların hücre merkezine dizildiği evre hangisidir diye sormuş. Bakın merkez, merkezdeki m'den neyi getireceğiz aklımıza? Metafazı getireceğiz aklımıza. Çekirdek zarının yeniden oluştuğu evreyi soruyor bize. Şimdi profaz evresinde çekirdek zarı, endoplazmik retikulum, çekirdekçik eriyor, ortadan kayboluyordu. Bunların yeniden oluştuğu evre profazın tam tersi olan evresi yani tersten gelecek aklımıza. Telofaz evresidir arkadaşlar. Burası telofaz olacak. Bitkilerde sitokinez nokta nokta oluşumuyla gerçekleşir. Arkadaşlar bitkilerde hücre duvarı olduğu için boğumlanma gibi bir durum olamaz çünkü e, hücre duvarı boğumlanma izin vermez sert bir yapıda olduğu için. O yüzden bitkilerde aralemel aralamel oluşumuyla gerçekleşir. Aralamel veya ortalamel, araplak da deniliyor. Hayvan hücrelerinde boğumlanmayı sağlayan yapı nedir arkadaşlar? Boğumlanmayı sağlayan mikrofilamentlerdir. Mikrofilamentler hücre iskeletini oluşturan proteinlerdir arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor? Boğumlanmayı sağlayarak şöyle hücrenin şu şekilde bölünmesini sağlıyor. Hücre döngüsünün kontrolünün bozulması sonucunda ne oluşuyor? Kontrolsüz hücre bölünmesi gerçekleşerek bir yumak oluşuyor. Biz bu yumağa ne diyoruz? Tümör diyoruz. Tümör oluşur. Tümör. Önlenmemiş yumurtadan birey oluşumuna biz ne diyoruz arkadaşlar? Partenogenes eşeğsiz üreme şeklidir bu partenogenes. Daha sonra tümör hücrelerinin kan ve lenf yoluyla vücudun diğer kısımlarına yayılmasına yayılma olayını soruyor bize. Yayılma olayı nedir? Metastazdır. Metastaz. Kalın bir örtüyle çevrili olumlu, olumsuz koşullara dayanıklı özelleşmiş üreme hücresine biz ne diyoruz? Buna da spor diyoruz. Sporla üremede arkadaşlar kullanılır spor hücreleri. Sporlar. Biri anneden, diğeri babadan gelen kromozomlara ne denir? Homolog kromozomlar denir. Zaten homo eş demektir. E, eş kromozomlar yani aynı özellikler üzerine etki eden kromozomlardır. Mayoz bölünmede kardeş olmayan kromatitler arasındaki parça değişimine arkadaşlar buna ne diyoruz? Crossing over diyoruz değil mi? Crossing over. Mayozda kromozom sayısının yarıya düştüğü evre. Şimdi mayozu biz iki evre değiştiriyoruz. Mayoz 1 ve mayoz 2. Mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya düşer. Ama bunun tam olarak yarıya düştüğü evre sitokinez 1'dir. Çünkü sitokinezde Hücreler ayrılıyor birbirinden ve tamamen kromozom sayısı yarıya inmiş oluyor. Sperm tarafından döllenmiş yumurtaya ne diyoruz? Zigot diyoruz. Zigot. Sperm tarafından döllenmiş olan yumurtadır. Canlıların sahip olduğu özelliklerin dölden döle aktarılmasına biz kalıtım diyoruz arkadaşlar. Veya genetikte de denilebilir. Kalıtımı inceleyen bilim dalı da genetiktir. Bir anneden diğeri babadan gelen ve aynı karakter üzerine etki eden genlerin her birine... Biz alel diyoruz. Alel. Bir anneden, diğer babadan gelen ve aynı karakter üzerine mesela göz rengi, mesela saç şekli. Bunların üzerine etki eden genlerin her birine biz alel genler diyoruz. Bir karakterle ilgili genin aynı alellerine sahip canlılara biz homozigot. Homozigot canlılar diyoruz. Farklı alellerine sahip olanlara ise heterozigot diyoruz arkadaşlar. Homozigotlar şöyle büyük A büyük A küçük A küçük A şeklinde gösterilebilir. Heterozigotlar ise harflerin biri, büyük diğeri küçük şeklinde gösterilir arkadaşlar. Bunların eş olmadığı anlamındadır. Mesela anneden de kahverengi göz geni babadan da kahverengi göz aleli gelebilir. Bu homozigottur. Ama anneden mavi göz aleli babadan kahverengi göz aleli gelirse ikisi birbirinden farklı olduğu için ne oluyor? Heterozigot oluyor. Canlıların dış görünüşünde görülen özelliklere biz ne diyoruz? Fenotip diyoruz. Fenotip, dış görünüş. Canlılarda bulunan genlerin tamamında arkadaşlar genotip diyoruz. Genotip. Genlerimizi oluşturuyor zaten. Genlerin tamamı diyor. Genotipi buradan çıkarabiliriz. Evet. Şimdi geliyoruz klasik sorularımıza. Şimdi birinci soruda diyor ki mitoz ve mayoz farklarından 3 tanesini yazınız. Yazalım. Arkadaşlar mitoz Vücut hücrelerinde görülen canlının büyümesini, işte dokuların onarılmasını sağlayan bir bölünme çeşididir. Mayoz ise sadece üreme hücrelerinde görülen bir bölünme şeklidir. Mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmezken mayuz bölünmede kromozom sayısı yarıya iner. Daha sonra mitoz bölünme bütün kromozomlara sahip hücrelerde görülebilir. Yani en kromozom, iki en kromozom, üç en kromozomlu canlılar hücrelerde görülebilir. Ama mayoz bölünmenin görülebilmesi için 2 iki ve 2'nin katları kromozoma sahip olması lazım. Yani 2'en, 6 6'en neden? Çünkü mayoz bölünmede kromozom sayısı yarıya indiği için o yüzden çift sayıya sahip olmalı ki eşit bölünsün. Düşünsenize 3'en kromozomlu bir canlı mayoz bölünme geçirirse bir buçuk en bir hücreye 1,5 en bir hücreye gitme ihtimali var mı? Yok. O yüzden mayoz bölünme geçirebilmesi için 2 ve 2'nin katları kromozomlara sahip olması gerekiyor. Mitoz bölünmede oluşan hücreler birbirinin aynısıdır ama mayoz bölünmede oluşan her bir hücre birbirinden farklıdır arkadaşlar. Mitoz bölünmede çeşitlilik sağlanmazken mayoz bölünmede çeşitlilik sağlanır. Dediğim gibi her bir hücre birbirinden farklı olduğu için peki mayozda bu çeşitliliği sağlayan olaylar nelerdir? Bunlar Homolog kromozomların rastgele ayrılmasıdır. Anafaz 1'de. Diğeri de arkadaşlar profaz 1'de crossing olayının gerçekleşmesidir. İki olay mayozdaki farklılığın sebebidir. Daha sonra <laughs> mayozda tetrat, sinapsis, işte eee crossing over gibi olaylar gerçekleşirken mitozda bunlar gerçekleşmez. Mitoz bölünme de Mitoz bölünme eşeğsiz üremenin temelini oluştururken mayoz bölünme eşeğli üremenin temelini oluşturuyor arkadaşlar. Mayoz bölünme çeşitlilik sağlar unutmayın. Böyle sözlü olarak söyledim çünkü yazmak uzun zaman alacak o yüzden yazmadım. Sözlü olarak söyledim. Siz de zaten aklınızdan tekrar ediyorsunuzdur. Gelelim ikinci sorumuza. Diyor ki: Eşeyli ve eşeysiz üreme farklarından 3 tanesini yazınız. Yine söyleyelim. Arkadaşlar eşeğli üremenin temelini mayoz oluşturuyor. Eşeğsiz üremenin temelini mitoz oluşturuyor. Eşeğli üremede iki ata bireye ihtiyacımız vardır. Bir anne bir baba olarak. Eşeğsiz üremede ise tek bir ata birey bizim için yeterlidir. Eşeğli üremede çeşitlilik sağlanırken eşeğsiz üremede çeşitlilik sağlanmaz. Eşeğli üremede döllenme olayı görülürken eşeğsiz üremede döllenme olayı yoktur arkadaşlar. Bu şekilde bunların da farklarını söylemiş olduk. Şimdi diyor ki bitkilerde vejetatif üreme çeşitlerini yazınız yazalım. Bitkilerde vejetatif üreme yenilenme gibi bir durumdur. Yani o şekilde rejenerasyondur. Aslında hayvanlardaki rejenerasyon bitkilerdeki vejetatif üremeye denk gelir. Peki nedir vejetatif üreme çeşitleri? Mesela çelikle üreme yazalım şöyle. Çelikle üreme nedir çelikli üreme? Komşu çiçeği diyorum ben bunu örnek olarak. Anneniz gitti veya siz komşunuzdan bir çiçek beğendiniz. Gidiyorsunuz onun yaprağından dalından bir parça koparıyorsunuz. Getirip onu suyun içerisinde köklendiriyorsunuz. Daha sonra onu toprağa ekip büyümesini sağladığınız zaman komşuyla aynı çiçeği elde ediyorsunuz. Biz buna çelikli üreme diyoruz. Aldığımız o dal parçasına da çelik diyoruz. Daha sonra arkadaşlar rizomla üreme. Rizom. Rizom da Zencefil gibi bitkilerde böyle göz göz olan yapılardır rizomlar. Bu rizomlar arkadaşlar alıp toprağa ektiğimiz zaman yeni bitkiler oluşur. Rizomlu üreme bu şekildedir. Daha sonra sürünücü gövde ile üreme sürünücü gövde sürünücü gövde ile üreme de ise çilek gibi bitkilerde görülür. Mesela çilek. Toprak üstünde hareket ederek suyun olduğu yere doğru gider. Suyun olduğu yere ulaştığı zaman hemen oradaki dal kendine kök oluşturur ve kökleriyle ne yapıyor? Ee, yeni bir işte bitki oluşturmuş oluyor. Böylece üreme sağlamış oluyor. Sürünücü gövdeyle üreme. Daha sonra soğanlı üreme var. Soğanlı üreme ise işte lale, çiğdem gibi bitkilerde görülür. Soğan dediğimiz bir yapısı vardır. Onu toprağın içerisine gömdüğünüz zaman yeni bir bitkiyi oluştururuz. Sonra daldırma yöntemi vardır arkadaşlar. Daldırma yöntemi doğada kendiliğinden de gerçekleşebilir. Biz de yapabiliriz. Daldırma yöntemi şöyle diyelim ki şöyle yaprak dalları yere yakın bir bitki var. Şurası gövdesi olsun. Şunlar da dallar olsun. Ben bu ağacın yere yakın olan dalını aldım. Şuraya toprağa gömdüm ucunu ama hiçbir şekilde ağaçtan ayırmadım bakın bunu. Buradaki dal bakın şuradan gelecek suyu beklemek yerine ne yapıyor? Burada kendine kök oluşturuyor. Kök oluşturduktan sonra bir süre sonra şuradan ayrılıyor ve yeni bir ağaç haline geliyor arkadaşlar. Biz buna daldırma yöntemi diyoruz. Bu doğada kendiliğinden de gerçekleşebilir. İnsanlar da bunu yapabilir. Daha sonra aşı ile üreme var. Aşı ile. Aşı ile üremede ise daha çok bitkilerin iyileştirilmesi için yapılan bir şeydir. Mesela elimizde çok verimli bir ağaç vardır. Bir de meyveleri büyük olan ağaç vardır. Ben bu iki ağacı alıp birleştirirsem ne olur? Hem çok verimli bir ağaç elde etmiş olurum. Hem de büyük meyveleri olan bir ağaç elde etmiş olurum. Yani iki iyi özelliğin birleştirilmesidir aşı ile üreme. Bir de son olarak doku kültüründen bahsedeceğim. Doku kültürü. Doku kültürü de laboratuvar ortamında gerçekleşen gerçekleştirilen bir olaydır. Özellikle nesli tükenmekte olan bitkiler için kullanılıyor. Bitkinin herhangi bir bölümünden hücreler alınıyor. Bu hücreler doku kültürü dediğimiz kültür ortamında Üretiliyor arkadaşlar bölünmesi sağlanıyor daha sonra bu e, yapılar alınıp toprağa gömülüyor ve yeni bitkiler elde ediliyor. Bunun laboratuvar ortamında gerçekleştiğini unutmayın. Evet bu şekilde biz vejetatif üreme çeşitlerini yazmış olduk. Şimdi geliyoruz kalıtım sorularına bakın. Buraya kadar anlattıklarım zaten birinci sınavda da çıkmış olan sorulardı. Buradan sonra anlatacaklarım sadece ikinci sınavda çıkacak olanlar yani birinci sınavda olmayanlar. Mendel'den başlıyoruz. Mendel'in bezelyelerle çalışma sebebi nedir? Bir kere arkadaşlar sizin bir canlı ile çalışabilmeniz için öncelikle o canlının küçük olması da istersiniz. Yani kolay üreyebilmesi için. Tek seferde çok sayıda döl elde etmek istersiniz. Yani bezelye seçme sebepleri bu şekildedir. Aynı şekilde yine birden fazla özellik gözlemlemek istersiniz. Mesela çiçek rengi tohum şekli, tohum rengi gibi birden fazla özellik gözlemlemek istersiniz. Çünkü Mendel bezelyeleri seçerken aslında tesadüfi olarak hani bunu görüyor, yapıyor. Çünkü Mendel aslında bir rahip'tir ve kilisenin bahçesinde de bezelyeleri yetiştiriyormuş. Yani tarım yapıyormuş orada ve fark etmiş. Bazıları mor çiçekli oluyormuş, bazıları beyaz çiçekli oluyormuş. Bezelyelerden tohumlarından bazıları buruşuk oluyormuş, bazıları düz oluyormuş. Yani Bunlara baktığı zaman bunu merak ediyor ve sürekli bir çalışmalar yapıyor. Dönleme olayları yapıyor. Bunun sonucunda da kalıtımın temelini oluşturuyor. Bir kitap haline getiriyor bunu. Daha sonra diğer bilim insanlarına gönderiyor. Hani sonuçta bir bilimsel bilginin kanıtlanması için diğer bilim insanların da bunu kontrol etmesi lazım. Gönderiyor ama o zaman bilim insanları bununla pek ilgilenmiyorlar. Mendel öldükten yaklaşık 40 yıl mı 50 yıl mı sonra Mendel'in yaptıklarını tekrardan başka bilim insanları yaparak Mendel'in aslında genetiğin babası olduğunu gösteriyorlar arkadaşlar. Ve Mendel'in çalışmaları o zaman önem kazanıyor. Zaten genelde böyle olur. İnsanlar öldükten sonra değerli olurlar. Mendel de aynı şekilde olmuş. Evet bu şekilde bezelye seçme sebeplerini söyledik. Şimdi gelelim 5. sorumuza. Şurayı siliyorum. Her bir soruyu teker teker açıklayarak size çözeceğim. Daha iyi bir şekilde anlayın diye. Başlayalım. Şimdi arkadaşlar Diyor ki genotipine sahip canlılarda kaç çeşit gamet oluşur? Şimdi bizim gamet çeşidini bilmemiz için 2 üzeri n formülünü kullanmamız lazım. Peki buradaki n nedir? N heterozigot gen sayısıdır. Heterozigot neydi? Bir büyük harf bir küçük harf olacak. Bakıyorum kaç tane heterozigot gen var? Bakın büyük k küçük k 1. Büyük m küçük m 2. 3 4. 4 tane heterozigot gen var. O zaman 2 üzeri 4'ten kaç çeşit gamet oluşur? 16 çeşit gamet oluşur. Diyor ki bu gametin oluşma olasılığı nedir? Şimdi bu gametin oluşma olasılığını da şöyle hesaplayacağız. Şimdi buradan büyük K'nın gelme ihtimali nedir? Ya büyük K gelir ya da küçük K gelir. Yani 1 bölü 2'dir. Büyük L'nin gelme ihtimali nedir? Şimdi ikisi de büyük L o zaman %100'dür yani 1'dir. Büyük M'nin gelme ihtimali yine 1 bölü 2. Büyük N'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük G'nin gelme ihtimali 1 bölü 2. Büyük F'nin gelme ihtimali de 1. Çarptığım zaman sonuç ne oluyor? 1 bölü 16 oluyor. Aslında siz gamet çeşidini bulduğunuz zaman bunu 1 bölü 16 şeklinde yazdığınız zaman bu gametin oluşma olasılığını da bulmuş oluyorsunuz. Bu şekilde bir mantığımız var gamet bulmada. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi 6. soruya geçiyorum diyor ki insanlarda kıvırcık saç alleli düz saç alleline baskındır. Şimdi kıvırcık saç alleli baskınsa ben kıvırcık saçı büyük K harfiyle göstereceğim. Düz saçı da küçük k harfiyle göstereceğim. Düz saçın oluşabilmesi için küçük k'ların yan yana gelmesi lazım. Diyor ki heterozigot kıvırcık saçlı iki bireyin düz saçlı kız çocuklarının olma olasılığı nedir? O zaman heterozigot kıvırcık saçlı demiş. O zaman büyük K küçük k. Annemiz Büyük k küçük k babamız çaprazlayalım ne olur büyük k büyük k büyük k küçük k hemen buna geçtim büyük k küçük k küçük k küçük k olur arkadaşlar şimdi burada kıvırcık saçlılar hangileridir büyük k içerenler yani kıvırcık saçlı 3 bölü 4'tür düz saçlı nedir 1 bölü 4 bize ne diyor? Diyor ki düz saçlı kız çocuğu. Şimdi 1 bölü 4'ü yazdım zaten. Bize bir de kız çocuğunun ihtimalini sormuş. Çarpı dedim. Kız çocuğunun olma ihtimali nedir? Bakın bir kadın hamile ise ya erkek çocuğu olur ya kız çocuğu olur. Ne olacak? 1 bölü 2 olacak. O zaman çarpı 1 bölü 2 dedim. Hem düz saçlı hem de kız olma ihtimali ne olmuş olur? 1 bölü 8 cevabımız 1 bölü 8 olacak. Geçelim 7. sorumuza. Şurayı yine bir temizleyelim silelim karışmasın. Diyor ki 7. soruda heterozigot mor çiçekli uzun gövdeli iki bezelye çaprazlanıyor. Şimdi mor çiçekli uzun gövdeli mor beyaza baskınmış uzun gövde de kısa gövdeye baskınmış. Mor çiçekli kısa gövdeli bezelye oluşma olasılığı nedir? Şimdi ilk önce harflendirelim. Mor çiçeğe bakın büyük A harfini verelim. Uzun gövdeye de arkadaşlar büyük B verelim. O zaman beyaz çiçek küçük B olur. Ee, kısa gövdede ne olacak? Şey pardon, beyaz çiçek küçük a olur. Kısa gövdede arkadaşlar küçük b olacak. O zaman bakın heterozigot dediği için bakın büyük a, küçük a, büyük b, küçük b. Bu şekilde iki bireyi çaprazlıyormuşum. Büyük b, küçük b. Şimdi bu tür çaprazlamalarda benim size tavsiyem her birini ayrı ayrı çaprazlayın. Yani a'ları kendi arasında, b'leri kendi arasında çaprazlayın. A'ları çaprazladığımız zaman ne olacak? Büyük a, büyük a, büyük a, küçük a büyük A küçük A küçük A küçük A. B'leri çaprazladığımız zaman büyük B büyük B büyük B küçük B büyük B küçük B, büyük B küçük B küçük B. Şimdi bunların oranlarını yazalım. Bakın 3 bölü 4 oranında mor çiçekli 1 bölü 4 oranında da beyaz çiçekli olur. Yine 3 bölü 4 oranında uzun gövdeli. 1 bölü 4 oranında da kısa gövdeli olur. Bize neyi soruyor? Mor çiçekli kısa gövdeli. Bakın mor çiçekli ne? 3 bölü 4. Hemen 3 bölü 4'ü buraya yazdım. Kısa gövdeli nedir arkadaşlar? 1 bölü 4. Çarpı dedim. 1 bölü 4. Çarptığımız zaman cevabımız ne olacak? 3 bölü 16 olacak. Bu şekilde ayrı ayrı çaprazlarsanız daha kolay sonucu bulursunuz. Geçelim diğer sorumuza. Yine burayı bir silelim. Şöyle temizleyelim kısa yoldan. 1 dakika izledik Diyor ki 8. sorumuz bir dakika şöyle sileyim. 5 alerle kalıtılan bir özellikle genotip çeşidi sayısı nedir? Şimdi çok fazla allerlikte bizim şöyle bir kuralımız var. N çarpı N artı 1 bölü 2. Arkadaşlar buradaki N e, alel sayısıdır. Alel sayısı 5 çarpı 6 bölü 2 değil mi? 6 ile 2 sadeleşir 3 kalır 5 kere 3 ne olur 15 15 farklı gerotip oluşabiliyormuş 5 alelli olan bir özellikte direkt formülü uyguluyorsunuz formülde matematikte kullanılan bir formül neydi formülün adını unuttum ama terim sayısı evet terim sayısı formülü arkadaşlar buradan bulabilirsiniz 9. soru evet kan gruplarına geldik şöyle silelim yine burayı Diyor ki B Rh pozitif bir baba ile A Rh pozitif bir annenin ilk çocukları sıfır negatif oluyor bu. Şimdi hemen yazalım. B eriş pozitif olan bir baba. Bakın B ama B'nin yanındakini bilemem çünkü B sıfır da olabilir BB de olabilir çünkü kan gruplarında A, B ve sıfır alelleri vardır. A ile B birbirine eş baskındır yani yan yana geldiklerinde AB kan grubunu oluştururlar. A ile B sıfıra tam baskındır. Yani A sıfır yan yana geldiğinde A kan grubu B0 yan yana geldiğinde B kan grubu olur. Yani buradaki babanın genotipi B0 da olabilir, BB de olabilir. Bu RH pozitif dediği için RH pozitiflik RH negatifliğe tam baskındır. Dolayısıyla büyük R yazıyorum ama yanındakini yine bilmiyorum. Şimdi geliyorum anneye. Anne de A ARH pozitifmiş. Anneyi de yazalım arkadaşlar. Şurayı silelim. Anneyi yazdığım zaman A ARH pozitifmiş. Yine A'nın yanındakini bilemem. A0 da olabilir, AA da olabilir. Yine pozitif olduğu için büyük R, e, büyük R, büyük R de olabilir, büyük R, küçük R de olabilir. Şimdi bize burada bir ipucu vermiş. Diyor ki ilk çocukları sıfır negatif olmuş. Zaten bizi cevaba götüren şey sıfır negatif olan e, genotiplerdir. Sıfır negatif nasıl olur? Sıfır sıfır, küçük R, küçük R olur. Başka ihtimali yoktur. Dolayısıyla bu sıfırların yan yana gelmesi için birini babasından alacak. Babaya sıfır yazdık. Diğerini annesinden alacak. Anneye sıfır yazdık. Küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini babasından alacak küçük R yazdık. Diğerini annesinden alacak küçük R'yi yazdık. Babayla annenin genotipini belirledik ilk çocuğa göre. Şimdi çaprazlama yapalım daha sonra sorumuza geçelim. A ile A0 ile B0'ı çaprazladığımız zaman ne olur? AB değil mi? A0, B0 ve 00 olur. RH'ları çaprazladığımız zaman ne olur? Büyük R, büyük R, büyük R, büyük R küçük R büyük R küçük, R küçük R küçük R küçük R olur. Bize neyi soruyor? Diyor ki ikinci çocuğun AB RH pozitif olma ihtimali. Şimdi AB olma ihtimali nedir? 1 bölü 4'tür. RH pozitif olma ihtimali büyük R'yi içermesi yeterlidir. 3 bölü 4'tür. Çarptığımız zaman sonucumuz ne olacak arkadaşlar? 3 bölü 16 olur. Evet bu şekilde çözmüş olduk. Geçelim 10. sorumuza. Hemofili bakımından sağlıklı bir baba ile taşıyıcı bir annenin erkek çocuklarının hemofili olma ihtimali nedir diye sormuş. Eşe bağlı kalıtımı da dahil ettim. Şimdi şurayı yine sileyim. Yarısını silmem yeterli zaten. Şimdi hemofili bakımından sağlıklı bir baba. Hemofili nedir? X üzerinde çekinik olarak taşınan bir hastalıktır arkadaşlar. Erkeklerin iki ihtimali vardır. Ya hasta olurlar ya da X üzeri büyük H'ye sağlam olurlar. Bize ne diyor? Sağlıklı bir baba. O zaman X üzeri büyük H, Y diyeceğiz. Çarpım. Taşıyıcı bir anne. Şimdi kadınlarda XX kromozomu vardır. Kadınlar ya X üzeri büyük H, X üzeri büyük H olurlar ya x üzeri büyük h e, x üzeri küçük h olurlar ya da x üzeri küçük h e, x üzeri küçük h e olur hasta olurlar. Bize taşıyıcı dediği için taşıyıcı olanlarda küçük h e bir tane bulunur. Dolayısıyla ne yazacağız? x üzeri büyük h e, büyük h yazamadım şuraya. x üzeri küçük h yazacağız arkadaşlar. Şimdi bunu çaprazlayalım. Çaprazladığımız zaman bakın şunlar yan yana gelir. Şurayı sileyim isterseniz şurayı karışmasın. Yan yana geldiklerinde x üzeri büyük h, x üzeri büyük h. Daha sonra şununla şunu yaptığım zaman x üzeri büyük h, x üzeri küçük h gelir. Şimdi erkeklere geçiyorum. Bakın y kromozomuna geçiyorum. Y kromozomuna baktığımızda x üzeri büyük h, y ve x üzeri küçük h, y olur. Bize ne soruyor? Çocuklarının hemofili olma ihtimalini. Şimdi hangi çocuk burada hemofili? Şuradaki erkek çocuk değil mi? Şu çocuk. Dolayısıyla 4 çocuktan bir tanesi hemofil olduğu için cevabımız ne olacak? 1 bölü 4 olacak arkadaşlar. Cevabımız bu şekilde. Evet gelelim 11. sorumuza. Burada tek bir soy ağacından bir sürü soru sordum. Hem bu tür sorular hem çok karşınıza çıkıyor hem de soy ağacında tek seferde anlatmış olacağım. O yüzden dikkatlice dinleyin beni lütfen. Hemen başlayalım. Soru da diyor ki Yandaki soy ağacında gösterilen özellik hangileriyle kalıtılır? zaman çekinik mi? zaman baskın mı? X'e bağlı çekinik, X'e bağlı baskın ya da Y'ye bağlı. Şimdi bakalım. İlk önce otozomal çekinik. zaman çekinik dediği zaman taralı bireylere küçük a küçük a yazacağız. Yazalım. Bakın yazıyorum küçük a küçük a. Hepsine yazdım taralı bireyleri. Şimdi küçük a'ların yan yana gelmesi için birini annesinden aldı, diğerini kimden alacak? Babadan. E babanın taralı olmaması için de büyük aya sahip olması lazım. Sıkıntı çıkmadı. Şuraya geliyorum. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini babadan aldı. Birini anneden alması lazım. Taralı olmaması için de büyük aya taşıması lazım. Herhangi bir sıkıntı oldu mu? Olmadı. O zaman zaman çekinik olarak kalıtılabilir. Burayı siliyorum karışmasın diye. Şimdi otozaman baskın. Eğer size otozaman baskın diyorsa bu sefer sağlam olanlara yani taralı olmayanlara küçük a küçük aya yazın. Tamam mı? Hemen yazıyorum. Küçük a küçük a sağlam olanlara. Aynı mantıkta gidiyoruz. Küçük a'ların yan yana gelmesi için birini babadan aldı. Diğerini kimden alacak? Anneden. Annenin taralı olması için de büyük ay taşıması lazım. Sıkıntı yok. Şuraya geliyorum. Küçük a'ların yan yana gelmesi için birini babadan aldı. Diğerini kimden aldı? Annesinden aldı. Yani babanın taralı olması için de büyük ay taşıması lazım. Sıkıntı yok. Şuna baktığım zaman bakın buradaki bireye ne olacak? Bunun taralı olması için babasından büyük ayı alması, annesinden de küçük ayı alması yeterlidir. Herhangi bir sıkıntı çıktı mı? Çıkmadı. O zaman otozomal baskında olur. Yine siliyorum. X'e bağlı çekiniklere gelelim. X'e bağlı çekinik dediği zaman taralı bireylere bu sefer ne yazacağım? Küçük harflerle yazacağım arkadaşlar. Bakın bu sefer X'i Y'yi katacağız. X üzeri küçük R Y. X üzeri küçük R X üzeri küçük R. X üzeri küçük R Y x üzeri küçük r x üzeri küçük r Şimdi şuradaki kız çocuğunun hasta olması için birini babasından aldı. Diğerini annesinden alır. Annesi de taşıyıcı olursa herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Geliyorum şuraya. Bakın şu kısım. Burada arkadaşlar bu kadın bütün çocuklarına x üzeri küçük r'yi verir mi? Verir. O zaman bunun erkek çocuğunun hasta olması normal mi? Normal. Herhangi bir sıkıntı çıkmadı. O zaman x'e bağlı çekinik de kalıtılabilir. Bunu da sağladık. Gelelim x'e bağlı baskın. Şimdi x'e bağlı baskın diyorsa bu sefer sağlam olanlara küçük harfleri yazacağım. Tamam burası çok önemli. Çekinik diyorsa taralı olanları küçük harfleri yazıyorsunuz. Baskın diyorsa taralı olmayanlara küçük harfleri yazıyorsunuz. Yazalım. Bakın x üzeri küçük r, x üzeri küçük r, x üzeri küçük r, y, x üzeri küçük r, y, x üzeri küçük r, x üzeri küçük r. Şimdi Şuradaki kız çocuğuna baktığım zaman kız çocuğu küçük reyinin birini kimden aldı? Babasından. Diğerini kimden alır? Annesinden alır. E bu kız çocuğu büyük reyi annesinde büyük R olursa hasta olur. Annesi taralı olur. Sıkıntı yok. Bu erkek çocuk anneden büyük reyi alırsa hasta olur mu? Olur. Sıkıntı yok. Sıkıntı çıkmadı. Geliyorum şuraya. Burada arkadaşlar... Ee, Kız çocuk babasından x üzeri büyük r'yi alırsa ne olacak? Hasta olacak. Demek x üzeri büyük r alacak. Anneden de x üzeri küçük r alacak. Hasta olacak. Herhangi bir sıkıntı çıktı mı? Çıkmadı. O zaman x'e bağlı baskın da olur bu hastalık. Ve en son demiş ki y'ye bağlı. Şimdi bir hastalığın y'ye bağlı olması için sadece erkek çocuklarında, erkeklerde görülmesi lazım. Bakıyorum kızlarda da görülmüş. O zaman y'ye bağlı bir hastalık Olamaz. Cevabımız ne olacak? 1, 2, 3 ve 4 olur arkadaşlar. Beşinciyi alamıyoruz. Y'ye bağlı dediği için. Evet böylece soru çözümümüzü, sınava hazırlığımızı bitirmiş olduk. Umarım anlatabilmişimdir. İnşallah sınavımız çok güzel geçer. Kalıtım biraz sıkıntılıdır. Yani ben aslında çok seviyorum. Ama biraz zorlanabilirsiniz. Bunu sürekli soru çözerek arkadaşlar halledebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.